Bu sene ülke geneli ve bölgemizde buğdayda rekolte son yılların en yüksek oranına tekabül etti. Verim de çok güzeldi. Hasat yapıldı. Hasat yapıldığı zaman Haziran'ın başlarında genellikle fiyat açıklanıyor. Türkiye Mahsulleri Ofisi tarafından ve alıma başlanıyor. Bu sene onun alım noktaları hazırlık biraz geç yaptı. Yetersiz olduğu için ilk başlarda çiftçi ürününü boşaltacak yer, satacak yerde sıkıntı yaşadı. Serbest piyasada bunu kaldırabilecek kapasitesi yeterli değildi. Ve özellikle de makarna sektörü, niye makarna sektörü diyoruz? Çünkü bu sene özellikle başta Mardin, Ovamiz, Şanlıurfa ve bölge sert buğdayı diğer buğdaya göre, yani buğdayın 1/4'ü makarnalık, 1/4'ü ancak ekmeklik üretimi oldu burada. Ve dolayısıyla bunun pazarı da en büyük pazarı makarnaydı. İkinci pazarı da bulgurdu. Makarnacılar da ilk başta baktı ki onun boşaltım alım yerlerinin yetersiz olduğunu düşünerek biz ne kadar daha ucuz alabilelim diye beklentisi içerisine girdiler. Hal böyle olunca o da alım noktaları her ne kadar genişletmeye çalışsa da rekoltenin yüksek olması çiftçiyi zor duruma düşürdü ve yetişemedi. Hatta 1,5 ay, 2 aya kadar da çiftçilere randevu veriyorlardı. Böyle olunca çiftçilerin tepkisi meydana çıktı. Normalde onun makarnalık alım fiyatı 9.100 lira, 1.000 lira da prim, 10.000 lira. Aynı buğday, makarnalık lüks buğdaylar bizim burada 7.000 ile 7.500 lira arasına düştü. Yani bu da çiftçinin o fiyatına göre %25 kaybına tekabül etmekteydi. Böyle olunca o bunu gördü. O Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldar açıklamalarda bulundu. Özellikle de makarnacılara seslenerek şunu söyledi. Dedi ki bakın bu fiyatlara bir daha buğday bulamazsınız. Onun alım ve satış fiyatı referanstır. Bu da çok makarnacıları harekete geçiremedi. Fakat geçen hafta içerisinde Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek bu durumu gördü. Eldeki buğday onun alımının dışında kalan buğdayı çiftçinin mağdur olmaması için makarnalık buğdayın ihracatını açtı. İhracatı açtığı gibi 7.000-7.500'lerde makarnalık buğdaylar Gaziantep'te 10.600'e kadar, Mersin'de 11.000 liraya kadar. Bizim burada da nakliye sektörü var çünkü nakliye farkı falan var. Bu sabah 9.600 liraya kadar da çıktı. Şimdi de duyuyoruz ki makarnacılar toplanıp Ankara'ya gidecekmiş ihracatı durdurun diye. Ya mübarekler, burada size 7.500 liraya kadar bu kaliteli buğdaylar düşürdü. Neden almadınız? Ben inanıyorum hükümet böyle bir şey yapmaz. Çiftçiyi kimseye böyle ezdirmez ve işte çiftçiyi korumak adına bu devam etmesi gerekiyor. Keşke ilk başta makarnacı sektörleri, çünkü bizim Türkiye'nin makarna sektörü çok büyüktür. Bu da ülkenin değeridir, ülkenin ekonomik gücüdür. Biz seviniyoruz ama kimse böyle fırsatçılık yapmasın. Sonuçta çiftçiler cefayla üretim yapıyor. Çiftçiler bu ülkenin ihtiyacını temin ediyor. Hepimizin sofrasına gelen gıdanın ham maddesini cefayla üretiyor. Çiftçiye fırsat kullanmak ekonomiye darbedir. Ve şu anda hükümetin bu kararı, Maliye Bakanımızın bu kararı son derece yerindedir. Aşağı yukarı şu anda piyasa TMO'yla eşit noktaya gelmiş ve randevusu olanlar da TMO'ya değil artık serbest piyasaya getiriyor. Bunun devam etmesi gerekiyor. Hükümetin bu konuda geri adım atmaması gerekiyor ve çiftçinin biraz bu sevinci söz konusu, onu da kursağında bırakmaması gerekiyor. Bugün sosyal medyada gördük ki makarnacılar toplanacakmış, hükümet yetkililerine gidecekmiş. İşte bu ihracatı durdurun, biz ucuza alalım. Yok bu kardeşim, fiyat buysa siz de alın. Önce siz tabii bu ülkenin sanayicisisiniz, tarım sanayicisisiniz. Öncelik sizindir. Ama George'un Hans'ın sanayicisinden daha düşük fiyatlara da almayın bir zahmet. Makarna ucuzlamamış. Neden buğday ucuzdu? Buğday ucuzlarken makarna yükseliyordu, bulgur yükseliyordu, ekmek yükseliyordu. O çiftçiye de yazıktır, günahtır. Bugün
mazotun litresi 35-36 bin liralara gitmiş. O çiftçi o mazotu alıyor, o pahalı tohumu alıyor, o pahalı gübreyi alıyor, üretim yapıyor. Çiftçinin belli bir girdiği maliyeti vardır. Çiftçi zarar ettiği zaman sadece çiftçinin kaybı olmuyor, aynı zamanda çiftçinin kaybı ülkenin kaybıdır. Bunun olmasını hiç kimse istemez. Bizim bu ülkenin kalkınmasının tek yolu var, üretim, üretim, üretim. Üretimin ana dinamosu da, ana motoru da, omurgası da çiftçidir. Çiftçiye sahip çıkmak gerekiyor.